Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kolostomi kapama ameliyatının sürecinden bahsedeceğim. Yaklaşık bir sene önce bu şekilde karnında kolostomi torbası ile yaşayan eşim bir sene sonunda kapama ameliyatını gerçekleştirdi. Bu şekilde torbalar kullanıyorduk. Gerekli evraklarımızı günümüze aldıktan sonra hazırlığımızı yaptık. Pazartesi günü yatış verildi bize. Odamız, evraklarımız, her şeyimiz hazırlandı. Bu süreçte de ağızdan içmemiz gereken XM ilaçları verildi, 2 kutu. Bunlarla bağırsaklar boşaltıldı. Sonrasında gece 12'den sonra yemek içmek yasak dendi. Çünkü ertesi gün ameliyat vardı. 3 tane de lavman ilacı verildi. İkisini gece, birini de ameliyat günü sabahından kullanmak üzere. Ameliyat günü sabahından böyle yeşil önlükleri giydirdiler bize. 8'de ameliyata girdi ve 2.30'da çıktı. Yaklaşık 5-6 saat ameliyatı sürdü. Bu şekilde getirdiler. Kapama ameliyatı zor olur demişlerdi. Doktor da bu yönde konuştu. Bağırsaklar birbirine yapışmış ve içeride fıtık oluşmuş. Onları temizlemişler. Ayağa kalkacaksanız korse takın dediler bize. Bu şekilde getirdiler. İyi hissederseniz tabii ki sondanızı çıkaracaklardı. Biraz rahatsız olduğu için sondayı biz çıkarttık. Yani hemen gezmeye başladık. Hafif dışkı gelir gibi oldu. Tuvalette biraz zorlandı. İçeride biriken yoğun kanlar, birikenler çıktı. Öyle diyeyim size. Aynı şekilde ağızda kan, balgam gibi şeyler çıktı. Burnunda yine hortum olduğu için bu şekilde sizlere video olarak da göstermeye çalışıyorum. Serumlar, ağrı kesiciler, antibiyotikler bunlar zaten rutin olarak yapıldı. Bu süreçte su dahi içilmeyecek dendi. Görüyorsunuz 2 adet diren takıldı. Biri batında, biri karnının orta dikişlerin olduğu bölüme. Aynı şekilde burnunda da hortum var. Siz sormak istediğiniz soru varsa, atladığım kısımlar olabilir, onları bana sorabilirsiniz. Dediğim gibi ameliyat biraz zor geçti. Sizinki kolay geçebilir, bilemiyorum. Ameliyatın ikinci günü burnundaki hortum rahatsız ettiği için, biraz da içindeki sıvı akmadığından dolayı, yani torbada olmadığından dolayı burnundaki hortumu çıkardılar. Bu zamana kadar su dahi içmedi çünkü yasaktı. Ağzını ıslatarak serpakla sildim. Dışkı ve gaz çıkarmasını doktor bekledi. Çünkü bu iyiye işaret, yani bağırsakların birbirine tuttu demesiymiş. Yani anlamı o. Ağrıları artınca ağrı kesici taktırdık. Kan değerlerine bakıldı. Direnler dolmuştu. Onları doktor boşaltmayı söyledi. Bu süreçte tansiyon, şeker, ateş ölçümlerine rutin olarak hemşireler baktı. Her sabah 8 ile 9 arası, akşamda 4-5 arası doktorlar kontrole geliyordu. Ameliyatın 3. günü Perşembe günü sabah 6'da kan değerlerine bakıldı. CRP 325'lere kadar çıkmıştı, yani enfeksiyon değeri. Antibiyotik ve ağrı kesiciler rutin olarak verildi. Yaralar pansuman yapıldı. Bu süreçte de yürümeye devam ediyoruz. Gaz çıkışı oldu. Bu iyiye gidiyor demek. Bu nedenle doktor 500 mililitreye kadar su içebilir dedi. Ondan fazlası tekrar yasak. Ertesi gün 4. günü direnler dolduğu için yenilendi. Tip 2 yemeğe geçildi. Yani tip 2 demek sulu çorba, sulu yoğurt. Gördüğünüz gibi yoğurt ve çorba içirdiler. Bu süreçte de ağrı kesici antibiyotikler saatinde düzenli olarak verilmeye devam edildi. O süreçte de bu solunum egzersiz cihazlarından yapılmasını doktor istedi. Ameliyatın 5. günü sağ batındaki diren çekildi. Çorba ve yoğurta devam edildi. Aynı süreçte tansiyon ölçümleri, ağrı kesiciler, kan testlerine devam edildi. Ameliyatın 6. günü eşim iyi hissettiğini söyledi. Yani psikolojik olarak da zor bir süreçti. Eve gelmek istedi. Doktora söylediğinde ortadaki diren de zaten az olduğu için ortadaki direni de çektiler. Pansumanlarını yenilediler ve taburcu oldu. Pazar günü 6. günde. Eve geldiğinde de olağan dışı ağrı, batma olursa hastaneye gelmesini doktor söyledi. Haftada bir de kontrole gelmesini söyledi. 15-20 gün sonra da dikişlerin alınacağını söyledi. Videolarda size hastanede lazım olabilecek temel şeyleri göstermeye çalıştım. Bizim ameliyat sürecimiz böyleydi arkadaşlar. Atladığım şeyler olabilir. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında bana tekrardan yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.